Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Adana'dan herkese merhaba dostlarım. Bugünkü videomda Antalya'dan Siyami Can Polat arkadaşımın bana hediye gönderdiği hayvanların part 3'ünü sizlerle paylaşıyorum. Hızlı bir şekilde 3. ve sonuncu hayvan türümüzü sizlere göstereceğim. Göstermeden önce tahmin etmek isteyenler videoyu durdurarak yorum kısmına yazsınlar. Bakalım kimin tahmini kuvvetli, kimler bilebilecek, hep beraber görelim. Ve bekletmeden Antalya'dan Siyami Can Polat arkadaşımın bana göndermiş olduğu son 5 hayvanı da sizlerle paylaşıyorum. Ve buradan kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Ve karşınızda bana göndermiş olduğu 3 tane ispenç dişi, 2 tane ispenç erkek arkadaşlar. Efsane gözüküyorlar. Dışarıyla paylaşmadım, buraya çıkarmadım. Ve sizinle birlikte tek tek inceleyerek sürümüze katacağım. Bu erkeğimiz peki neden sürüye erken katıldı? Karşıda görmüş olduğunuz horoz çok fazla saldırgan olduğu için, benim oğlum da o horoza zarar vermediği için artık beraber yaşıyorlar. Ve 3 dişiyi de bu sürüye dahil edeceğim dostlarım. Şimdi gelin bu 5 tane ispencimizi sizlerle beraber inceleyelim. Bakalım nasıl gözüküyor, bakalım özellikleri uyuyor mu? Ki şöyle bir durum da var arkadaşlar. Safkan olduklarından eminim. Çünkü ben bunları yumurta olarak kendisine göndermiştim. Ve yumurtadan çıkarıp anaç yaparak bana tekrar hediye olarak geldi. Bunlar zaten benim kümesimin hayvanlarıydı. Yumurta olarak kendisine gönderdim. Kendisi de bu hale getirip bana tekrar yolladı. Şimdi gelin tek tek inceleyelim. Bakalım nasıl gözüküyorlar. Şu oğlumuzdan başlayacağım. Bin maşallah, kar yağdı, lekesiz bir horoz. Efsane gözüküyor. Kuyruk yapısına bayıldım. Ensesine, sırtına bayıldım. Ayak parmak yapısına bayıldım. Full artı full paçaları var. Hatta iç parmaklarda dahi tüyleri var. Zaten benim kümesime ait olduğu da belli. Bin maşallah. Harika bir kar yağdı oğlan. Maşallah maşallah. Birinci hayvanımız buydu. Ve şimdi diğerlerini tek tek inceleyeceğim. Bakalım nasıl gözüküyorlar. Tavuğun birini aldım diye sinir krizi geçirdi ve çiftleşti. Maşallah. Ve karşınızda harika bir ispenç tavuk. Bin maşallah. Şunun sakallarına bakın arkadaşlar. Gözlerine bakın. Efsane gözüküyor. Allah sizlere de nasip etsin dostlarım. Tüylerine bayıldım. Hafiften bir tane beyaz tüyü de var. Parmak yapısı ve doluluk oranı efsane. Bin maşallah. Bu kızımız yumurtaya başlamak üzere. Ve onu ilk defa ortak alana sizin gözlerinizin önünde salıyorum. Bismillah. İlk kızımız. Bin maşallah. Erkekler yarışır duruma geçmiş. O sesine kurban. Şimdi ikinci tavuğumuzu yakalayalım. Derken çiftleşme operasyonu maalesef başarısız oldu. Liderliği benim oğlum almış. O da kibar bir erkek. Her şeyin farkında olan bir erkek. Şimdi diğer tavuklarımızı yakalayalım. Ve ikinci tavuğumuz da geldi. O da harika gözüküyor. Üstünde ufak ufak beyaz benekleri var. Kar yağdı olacakmış da sonradan Arap olmuş gibi. Maşallah maşallah. O da harika gözüküyor. Ayak yapımız harika ve paçalarımız da dolu dolu, bin maşallah. Bu kızımızı da kavuşturalım. Bismillah diyerek salalım. Bismillah. Bu iki tavuğa da aşık oldum bu arada. İnanılmaz güzel gözüküyorlar. Bin maşallah. Allah sizlere de nasip etsin dostlarım.
Oğlumuz da kızlara kavuştu. Ama diğer oğlumuz sinir krizi geçiriyor. Şimdi hemen diğer tavuğumuzu yakalayalım. Ve dördüncü hayvanımız, harika bir kar yağdı. İnanılmaz gözüküyor. Bin maşallah. Harika bir tüy yapısı var. Parmak yapımız ve paçalarımız efsane. Full artı full. Onu da Suriye'ye kazandıralım. Bismillah. Bu üç tavuk da yumurtaya çok ama çok yakın arkadaşlar. Harikalar. Son oğlumuzu göstereceğim ve almış olduğum bir kararı da sizlerle paylaşacağım. Sırada aktif bir kar yağdı horozumuz var. Bu oğlumuzun sakallarını kızlarımız stresten yemiş. Paçalarımız efsane gözüküyor. Ayak parmak yapımız efsane. Bu oğlumuz çok saldırgan olduğu için bu sürünün içerisine salmayacağım dostlarım. Onu yine tek başına karşıdaki kafese alacağım mecburen. Çünkü çok saldırgan bir horoz. Dişilerine çok aşırı derecede sahip çıkan bir horoz. Onu yerine koyalım. Maşallah. Şimdi Siyami arkadaşımın da bilgisi dahilinde almış olduğum bir kararı sizlerle paylaşıyorum. O da şudur. Görmüş olduğunuz iki horozda kümesime zarar vermeden anlaşıyorlar ve 5 tavuğu paylaşabiliyorlar. Lakin bu horozumuz hiç akıllı durmuyor. Bu yüzden almış olduğum karar şu. Görmüş olduğunuz horozu bir dişiyle takım haline getirip, yani bir dişi bir erkek şeklinde sahiplendirebilirim. Bu horozda bir tavuğu sahiplenmek isteyenler Facebook ya da Instagram'a Resul Hoy yazarak bana ulaşabilirler. Normalde İsveçlerde sahiplendirme yapmıyorum. Ama horozum fazla olduğu için bir tavukla sahiplendirebilirim. Tavuğuna kan değişimi yapmak isteyenlerse sadece horozu da sahiplenebilirler tavuk almadan. Bana ikisi de uyar dostlarım. Peki başka ne sahiplenebilirsiniz kümesimizden? Hemen göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz bu kafesimizden herhangi bir serama horozu sahiplenebilirsiniz. Onlar artık ötereşler duruma geldiler. Dışarıdan göstereyim. Kara şimşeğimiz var yine. Efsane bir horoz. Sarılarımız var. Yurt dışı kanoğlumuz biliyorsunuz vefat etti. Onların son çocukları bunlar. Ve burada da yine büyümekte olan benim kendi 2 artı 1'im var. Burada da yine sahiplenebileceğiniz bir tane fazla oğlum var. Ve dostlarım isterseniz bu kafesten de istediğiniz kadar Çin bıldırcını sahiplenebilirsiniz. Hepsi yumurtaya çok yaklaştı. Yeni anaç oldular. Sonra kalmıyor. Yine bu kafesimden de dostlarım Serama ve İsveç sahiplenebilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.